Leylek baba, leylek baba. Hayatım şu bizim önümüzden onların önüne gel. Yasin az aşağı in. Yasin benim önüme doğru getir. Katı her sene gelirler. Burada yapmadılar, o ileride yapmadılar. Şurada direkt vardı, direğin üzerinde yapıyordular. Evet. Yıkıldı, ondan sonra geldiler buraya. Burada Ayşe Aslan'ın. Ev boşudu. Ondan önce boşudu, şimdi aldılar burayı. Boş, evi almış. Kullanmaya başladılar. Ondan önce mazeret yoktu, boşu. Arabayı değil, şimdi kullanmıyor adam. Bebek yuvasını belki. Onu bilemem, yumurtası varsa yazık, günahtır. Yokmuş, yuvasını yaparlarsa ne yaparlar, güzel olur. Evet, yani tandır evi, tandırı yakarsa yanabilir yumurtası. Ayşe Aslan var, 45-50 yaşında var, çocuğu var. Şu anda kullanıyor, evet. Burada bayrama gelir, 11. aya kadar burada durur. Tandır evi, tandır evinin bacası. Kullanamaz, şu anda kullanamaz, kullansa yanar. Ayşe abi aldıktan sonra şimdi mecbur kullanacak. Vatandaşımızın talebi doğrultusunda burada leylek yuvasının kontrolünü gerçekleştirdik. Öncesinde tabii ki Yaban Hayatı Koruma Kurulu, Milli Parklar Yaban Hayatı Koruma Kurulu ve veteriner ekiple biz yuvada inceleme yaptık. Onların görüşleri doğrultusunda burada leylek yuvasına dokunamayacağımızı, şu anda çiftleşme dönemine girdiklerini, ancak Ekim ayında yuvayı terk ettiklerinde yuvayı taşıyabileceğimizi söylediler. Öncesinde biz yuvayı kontrol ettik ve yuvayı sağlamlaştırmak adına acaba neler yapabiliriz onun incelemesinde bulunduk. Ekim ayına kadar yuvada sağlamlaştırma çalışması yapacağız. Daha sonra vatandaşın isteğini yerine getirip yuvayı daha güvenli bir yere taşıyacağız. Evet, evde tadilat yapmak istiyor. Lakin yuva, bizde biliyorsunuz bizim inancımıza göre hani leylek yuvasını bozmak iyi değildir. Vatandaş da buna binaen yuvaya dokunmak istememiştir. Biz de talepte bulundu. Biz de ilgili milli parklarla görüştük. Durum hakkında bilgi aldık. Neler yapabiliriz, nasıl müdahale edebiliriz. Onlarla inceleme doğrultusunda yuvayı Ekim ayında değiştirebileceğimizi, şu anda hayvanların tam göç döneminde olduğunu ve çiftleşme döneminden dolayı müdahale edemeyeceğimizi söylediler. Ondan dolayı Ekim ayında yuvaya müdahale edeceğiz. Şu anda gerekli kontrolleri yaptık. Biz de tabii ki Yakutiye Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü olarak yuvayı sağlamlaştıracağız. Daha sonra, çünkü görüyorsunuz baca biraz eğilmiş durumda. Bacayı sağlamlaştırıp hayvanlar göç edene kadar güvenli hale getireceğiz yuvayı. Yumurta sonra, falan yok değil mi içeride? Şu anda yumurta yok. Lakin veteriner arkadaşımızın kontrol neticesinde çok kısa, biz yani yakın bir zamanda yumurtlayacağını söyledi. Bundan dolayı yeni bir yuvaya, yani yuvayı taşımaya kalktığımızda o yuvaya gitmeyeceğini söyledi. Bundan dolayı Ekim ayında inşallah yuvaya müdahale edeceğiz.